Merhaba sevgili takipçilerimiz. Bugün Bingöl'ün Genç ilçesinin Çaytepe köyündeyiz. Burada zamanında Cumhuriyet yeni kurulduktan sonra bazı toplu ölümler oluyor. Mesela derelerden 3 gün boyunca kan aktığına yönelik söylentiler var ve bunlar güçlü iddialar. Şu iddia o ki 33 kişi toplatılmış bazı köylerden. Yani bu, şimdi biraz sonra göreceksiniz. Bu küçük yerde 33 tane insan canlı şekilde yakılmış diye bir iddia var. Biz buraya niye geldik? Bu acıların devletimiz tarafından araştırılıp hakkının verilmesi lazım. Eğer bir özür dilenecekse devletin özür dilemesi lazım. Bir helalleşmeye gidilmesi lazım. Bu yüzden şimdi buradayız. Size göstereceğiz şimdi. Yangınlar alevinden geçip de gelen dost, yelken gibi açılmışsın zalim rüzgara. Yangınlara... Çaytepe köylüleri tüm baskılı, sıkıntılı zamanlara rağmen burayı korumasını bildiler. Yani kendi Çaytepe köylüleri de devletini, vatanını seven insanlar. Hiçbir zaman burada bir terör olayı, devlete karşı herhangi bir sıkıntı olmadı. Biz buradan Çaytepe köylülerinde bu bölge halkını da tebrik ediyoruz. Böyle bir kalıntıya sahip çıktılar. Ölenlerin anılarını burada yaşatıyorlar. Batıdan bazen buraya gelenler varmış ziyarete. Onlar artık vicdanen mi geliyorlar buraya, yoksa buradan sürgün edilenler Nevşehir'de kalıp da dedelerinin mezarlarını görmeye mi geliyorlar, onu bilmiyoruz. Fakat buraya hala yer yer bazı ziyaretler oluyor. Ve buraya bir yapı yapılabilirdi, bina yapılabilirdi ama sağ olsunlar Çaytepe köylüleri buraya sahip çıktılar. Biz buradan da kendilerine teşekkür ediyoruz. Şeyh Said ile beraber Diyarbakır'da asılanlardan birisi de Çaytepe eşrafından Sadık Bey diye bir büyüğümüz var. Tabi bu bölgelerden aslanlar oldu ama Bingöl'den çok aslan oldu. Ama özellikle Çaytepe bölgesini temsil eden Sadık Bey vardı. Kendisi de Şeyh Said ile beraber Diyarbakır'da maalesef asılarak şehit edildi. İşte buradaki kalıntı da o günlerden bir ibret olarak günümüze kadar gelmiş durumda. Sen şimdi dedin Sadık Bey. Evet. Şesane'nin idam oldu ya. Evet. Onlar aşiret ağalarıydı. Evet. Bu bölge onların elindeydi. Evet. Hükümet de bunlara zor verdi. Nerede mahkum varsa, evet, yakalayın getirin. Askeriye de bunların peşine düştü. Evet. Bunlar bu sefer mahkum oldular. Getiren... Buraya getirdi. O da o zaman Kur'an-ı Kerim öğrencisiydi. Kendine, evet, gitmişti orada Fakir okumaya. Evet. Onu da yakalamıştı, onu da bağlamıştı, buraya getirmiş. Samanlı gitti. Ve bir tanesi bacaya girmişti, baca. Ve onlar nasıl binayı ormana, ateşe verirken bu bacadan yukarı çıkmış, damın üzerinde kendini atmıştı aşağıya. Şu dereye kadar gitmişti. Evet. Peşinde onu da vurdular, getirdiler, gene ateş attılar. Vurduktan sonra yine bak. Gelenlerden biri buraya atılıp 33 kişi içinden birisi bacaya çıkmış. Ateşe verildiği zaman bacadan kurtulup atlamış binadan kaçmış. Kaçınca bu aşağı dereye kadar kaçmış. Askerler kovalamışlar. Aşağı dereden vurmuşlar. Kaçan şahsı, vatandaşı, ölüsünü getirip tekrar ateşin içine atmışlar diye de bir iddia var.
İşte ne olur ne olduysa olmuş, öbür dünyaya intikal etti bazı şeyler, mahşer günü her hesabını verecekler. Fakat devletimiz bunun için bir helalleşmeye gidebilir yani. Bir helalleşme olursa, işte bu bölgede olan yanlışlar için biz devlet adına mağdurlardan özür diliyoruz, Allah rahmet eylesin diyebilirler. Bir helalleşme olabilir. Canlı canlı insanlar burada yakılmış. Artık bunun için biz devletimizden, yetkililerden böyle birkaç olay var Bingöl'de. Yani olabilir, eskiden hata yapılmış olabilir, katliamlar olabilir. Devletimizin bu bölgedeki insanlarla helalleşmesi lazım. Eğer bu yanlışsa, yalansa, yalan olduğunu söylesinler. Yani devlet bu konuya duyarsız kalmaması lazım. Burası insanların gözü önünde 80 senedir, 90 senedir duruyor. Ve hiçbir açıklama yapılmıyor. En azından ölenlerin çocuklarına bizce devletin bir borcu var bu konuda. En azından bir helalleşme borcu var. Biz bunu Bingöl Tarafsız Haber olarak devlet büyüklerimizden bekliyoruz. Tekrar buradan şahsiyet olayları zamanında, Cumhuriyet döneminde ölen, asılan, şehit edilen tüm insanlara rahmet diliyoruz. Yakınlarına da. Şimdi da tekrar acılarını paylaşıyoruz. İnşallah gereken adımlar atılır.